Merhaba değerli arkadaşlar. Üniversitelerimizde lisans programlarını takiben, lisans programları sonrasında bir de yüksek lisans programları bulunmaktadır. Aslında 4 yıllık lisans eğitimini takip eden bir programdır. Öğrencilerimiz 4 yıllık lisans eğitimini tamamlarlar. Sonraları istemeleri halinde belli şartları taşıyan öğrenciler lisansüstü eğitime devam edebilirler. Değerli arkadaşlar, adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü bir eğitimdir. Başka bir deyişle 2 yıllık ön lisans mezunları yüksek lisans yapamazlar. Yüksek lisansa başvuramazlar. Yüksek lisansa başvurabilmenin temel şartlarından birisi lisans mezunu olmaktır. 4 yıllık bir programdan ya da 4 yıl ve üstü bir programdan mezun olmanız şarttır. Onun için adı lisans üstü eğitimdir değerli arkadaşlar. Yani lisans üstü eğitim kavramı aslında şemsiye bir kavramdır. Hem yüksek lisansı hem de doktorayı ihtiva eder. Yüksek lisans ise lisans üstü eğitimin bir parçasıdır, alt basamağıdır. Yani lisans üstü eğitim yüksek lisans ve doktoradan oluşurken bunun bir aşamasını, öncelikli aşamasını, ön aşamasını ise yüksek lisans oluşturur. Üniversitelerimizde mezun olan öğrenciler belli bir ALES puanına, dil puanına ya da senatoların istemiş olduğu diğer şartları karşılamak şartıyla lisans üstü eğitime başvurur ve devam ederler değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, yüksek lisans eğitimi ders aşaması ve tez aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Elbette ki yüksek lisansın tezsiz olarak yapılabildiğini de belirtmiş olayım. Ama burada ifade ettiğim husus tezli yüksek lisans programlarına dönüktür. Dolayısıyla bir ders aşaması arkasından da tez aşaması gelir. Tez aşamasına geçebilmek için bir öğrencinin tez alabilmesi ve tezini yürütebilmesi için ders aşamasını başarıyla tamamlamış olması, gerekli olan seminerler vesaire vesaire hepsini vermiş olması gerekir. Ders döneminden başarısız olan bir öğrenci tez aşamasına geçemez, tez alamaz, tezini yürütemez. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, birinci aşaması budur. İkinci aşaması ise alanı ile ilgili danışman hocaları gözetiminde bir tez konusu belirlerler. O tez konusunu danışman hocalarının kılavuzluk etmesiyle birlikte yürütürler ve tamamlamaya çalışırlar. Buna biz yüksek lisans eğitimi diyoruz. Bu eğitimi tamamlayan öğrenciler ise değerli arkadaşlar bilim uzmanı unvanını alırlar. Şimdi bunu ifade ettikten sonra, yani yüksek lisansın neliği ile ilgili kısa bilgi verdikten sonra değerli arkadaşlar, kimler yüksek lisansı yapmalı? Gerçekten bu önemli bir sorudur. Daha doğrusu her aday, her öğrenci, her lisans programında okuyan öğrenci kendisine bir hedef çizmek zorundadır. Yani bir, ben üniversitede kalmalı mıyım? Lisansüstü eğitime devam etmeliyim? Edeceksem hangi yeterlilikler bende olmalı? Şeklindeki soruyu her insanın kendine yöneltmesi ve kendince rasyonel cevaplar bulabilmesi şarttır. Eğer siz yüksek lisans yapmanız konusunda kendi kendinizi ikna edemiyorsanız, kararsız kalıyorsanız, yapsam mı acaba diyorsanız, bu durumda bu işlere hiç bulaşmamakta yarar var değerli arkadaşlar. Çünkü çok fazla sayıda başlanıp da bırakılan yüksek lisans eğitimlerinin var olduğunu biliyorum. Değerli arkadaşlar, eğer başlayıp bırakacaksanız bu ciddi bir emek israfıdır. Yani hem devletimiz sizin harcınızı, eğitim masrafınızı karşılıyor, hem bütçemize yüktür, hem de değerli arkadaşlar sizi manevi olarak yıpratan bir süreç. Dolayısıyla başlayıp da bırakacaksanız, bu işte kararlı değilseniz, devam ettirmeyecekseniz, bu konuda bir azminiz, kararlılığınız ya da istekliğiniz yoksa, ileriye dönük bir ideal hedefiniz yoksa bu işlerden uzak durmanızda yarar var. Çünkü değerli arkadaşlar, adı üzerinde yüksek lisans bir yüksek lisanstır. Yani lisansın üstünde bir eğitim olmak zorundadır. Bu bir anlamda bu yönünü ifade ederim. Lisans üstü anlamından alırsanız benzer şekilde yine lisansın üstünde yer alan bir programdır. Dolayısıyla lisans eğitimine ek bazı bilgi birikimine ve donanıma sahip olacaksınız anlamına gelir. Elbette ki bu yeterliliği her zaman için müfredat içinde kazanabileceğinizi düşünmek bazen yanıltıcı olabilir. Eğitim aşamasında, program aşamasında hocalar yol gösterirler, kılavuzluk ederler. Ama burada asıl görev kişilerin kendinde olur arkadaşlar. Elbette ki tarihte pek çok hocalar var olmuş. O hocalardan pek çok kişiler ders almıştır. Ama o öğrenciler içerisinde öne çıkan, sıyrılan birkaç sayısı kadar. Dolayısıyla hakikaten o alanda tanınmak, o alanda yeterli olmak ve o alanda aranır adam olmak istiyorsanız bu durumda yüksek lisans yapacağınız alanda ya da kendinize çalışma alanı olarak seçtiğiniz alanda belli bir yeterliliği kazanmanız gerekir arkadaşlar. Bu da elbette ki o alanın sevdalısı olmak, okumak, araştırmak, incelemek ve bu konuda emek vermekle olur. Bir de bu lisansüstü eğitim ve sonrası hayat, yani akademik hayat, sürekli çalıştırmayı gerektiren bir hayat.
Yani sürekli araştırma, sürekli inceleme, sürekli yazma, sürekli eğitim ve öğretimin ve araştırma süreçlerinin içinde yer almak demektir. Hayat boyu süren bir eğitim felsefesini zihin dünyanızda var kılabiliyorsanız bu işe girin. Çünkü eğitim insanda hemen olup biten bir süreç değildir. Belki de doğduğu andan, beşiğinden mezarına kadar devam eden ve ardı gelmeyen bir süreçtir. İşte akademisyenlik mesleği de böyledir. Üniversitelerimizde araştırmacı olmak, akademisyen olmak, ömrü boyunca devam edecek bir eğitim çabasının, araştırma çabasının, okuma ve araştırma çabasının içinde olmak demektir değerli arkadaşlar. Elbette ki lisansüstü eğitimine devam eden ya da yüksek lisans yapan her öğrencinin böyle olduğunu söylemiyoruz değerli arkadaşlar. Kişilerin kapasiteleri, yeterlilikleri, araştırma azimleri, o alandaki donanımı, insanın geleceğe yönelik hedefini, yönünü de belirleyebiliyor bir anlamda. Ama burada dediğimiz şey şudur değerli arkadaşlar. Bir alanda hakikaten yeterli olmak istiyorsanız, aranan insan olmak istiyorsanız, o alanın en iyisi olmak istiyorsanız, bu durumda o alanı iyi tanımanız, o alanla ilgili araştırma yapmanız, o alanla ilgili okumanız ve bunu da sürekli hale getirmeniz önemlidir değerli arkadaşlar. Çünkü işlerin, davranışların en güzeli az da olsa devamlı olanıdır. Terk edilen, yarıda bırakılan, vazgeçilen, bir heves olarak yapılan şeyler sonuç vermiyor değerli arkadaşlar. Çünkü yüksek lisansı bitirdiğiniz zaman size verilen ünvan bilim uzmanıdır. Yani hangi alanda yüksek lisans yapıyorsanız o alanda belli bir yeterliliğe kazanmış bir uzman olmuş kişi demektir. Yani başka bir deyişle aranan kişisiniz, danışılan kişisiniz, o alanda, o bilim dalında belli bir yeterliliğe kazanmış kişi demeksinizdir. Bu durumda arkadaşlar yüksek lisansı bitirip de aranan insan olmak, o alanın yeterli insanı olmak, o alanın danışılan insanı olmak sizin elinizdedir değerli arkadaşlar. Tarihte elbette ki pek çok bilginden pek çok kişi ders almıştır ama onların içinde öğrenciler içerisinde, ders alanlar içerisinde öne çıkan, sıyrılan sadece birkaç tanesidir. Bu da görevi kişiye yükler, bireye yükler. Elbette ki önemli bir hocadan ders almak önemlidir. Önemli bir hocanın kılavuzluğu, rehberliği gerçekten önemlidir. İyi bir hocadan ders almak artıdır. Ama değerli arkadaşlar, iyi bir hocadan almak sizi o alanda yeterli kılmaz. İyi bir hocadan ders almak sizi o alanda uzman yapmaz. Belki kılavuzluğu, rehberliği tam almak demektir ama gerisi size düşer. Gerisi sizin çabalarınıza, sizin gayretinize, sizin araştırmanıza, sizin o konudaki azminize düşer. Evet değerli arkadaşlar, yüksek lisans yapacak arkadaşlarımızın birinci önceliği o alanın uzmanı olmaya dönük olarak kendini yetiştirmek ve sürekli bir çaba içerisinde olmayı gerektirir. Değerli arkadaşlar, elbette ki bu işe hevesleniyorsanız bir de merkezi sınavları girmiş ve başarmış olmanız gerekir. Bunların başında ALES sınavı gelir. Akademik personel lisans üstü sınavı anlamına gelen bir sınavdır bu ki üniversite, akademik yaşama başlamaya adım attığınız andan itibaren bu sınavla karşı karşıya geleceksiniz demektir. Dolayısıyla bu sınavdan iyi bir puan almış olmanız pek çok alanda, pek çok sınavda, pek çok derecelendirmede sizi öne getirecektir değerli arkadaşlar. Belki yapmanız ve başarmanız gereken, bir yeterlilik kazanmanız gereken diğer bir alanda bir dil alanında uzmanlık kazanmak. Yani hangi alanda uğraşıyorsanız, diyelim ki bir beşeri alanda, sosyal bilimler alanında, mühendislik alanında uğraşıyorsanız, belki bir İngilizce dilinizin olması, mühendislik alanında uğraşıyorsanız buna Almanca eklemeniz, ilahiyat alanında uğraşıyorsanız Arapça yeterliğiniz olması her zaman için sizi bu alanda bir adım öne taşıyacaktır. Çünkü bir dil, bir lisan, bir insandır değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, lisansüstü eğitimi, yüksek lisans hakikaten güzel bir şeydir. İstenilen bir şeydir. Arzu edilen bir şeydir. İnsanın gönül dünyasında taşıdığı bir şeydir. Geleceğe dönerek insana bir hayatına rota çizmesi, gelecekte atacağı adımları belirlemesi, bir hayat felsefesi belirlemesi anlamına gelir. Ömür boyu devam eden ve ardı gelmeyen bir inceleme ve araştırma çabasının içinde olmak demektir. Başka bir deyişle beşikten mezara kadar ilim yolunda olmak, bilim yolunda olmak, ilmin sevdalısı olmak demektir değerli arkadaşlar. Bir başka videoda bir başka konuyla sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.